Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rengarenk çok güzel stres topları yapacağız. Bir tane balon fazla. 3 tane yapacağım ben. Bir tanesi sulu olacak. Diğeri sadece tıraş köpüklü. Diğeri ise sadece içinde slime ve boncuklu olacak. Sulu olanın içine de büyük boncuklar atacağım şöyle. Keşke şeffaf olsaydı balonlarım, daha güzel olacaktı. Şeffaf bulamadım. O yüzden renkli balonlar kullanacağım. Bir de arkadaşlar şöyle bir aparat yaptım. Slime ve suyu falan içine kolayca girsin diye. Balonun ucunu direkt buna yapacağım. Ve içine kolayca dökmeyi deneyeceğim. Tıraş köpüklü nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Ama bir tane videoda görmüştüm. Çok fazla güzel oluyormuş böyle tıraş köpüklü sadece. Çok merak ediyorum. Ama ilk slime'ı yapacağım ben. Hazırsanız başlayalım. Bu arada eğer kanalıma yeni geldiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta yeni gelen videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi ben yapıştırıcıyı içine döktüm. Biraz kabım büyük çünkü kap bulamadım evde. Neyse, şimdi içine bolca tıraş köpüğü dökeceğim. Bu arada yumuşak olması benim için önemli olmayacak. Çünkü balonun içinde birazcık daha top gibi durması için biraz sert olmalı. Evet arkadaşlar, slime'ı içine tıraş köpüğünü koydum. Şimdi karıştırıyorum. Yaptığımda geleceğim. Evet, yapınca geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim. Gördüğünüz üzere yaptım slime'ı. Kabımı bayağı bir temizledi hatta. Çok güzel oldu ama elim biraz üstünde kaldı. Şimdi elimdekileri de alıyor ve çok güzel oldu gerçekten. Mükemmel oldu ve pufidik pufidik oldu. Uzun zamandır slime yapmıyordum bir de. Gerçekten değişik oldu. Değişik hissettim. Slime videosu gibi oldu. Vallahi çok güzel oldu. Böyle normalde slime videosu çeksem genelde biraz katı yaparım ve biraz da böyle pofidik olmaz. Ama bu sefer çok güzel oldu. Kıyamayacağım sanki böyle balonun içine koyayım. Ama çok güzel oldu bence. Bu arada renklendirmeyeceğim bunu. Zaten balonun içinde olduğu için bayağı da büyük oldu arkadaşlar. Bayağı tıraş köpüğü katmışım demek ki. Bir de yapıştırıcının yarısından çoğunu kullanmadım. Şöyle göstereyim. Birazı duruyor yine içinde. Hepsini de koymadım daha büyük olmasın diye. Bayağı da pofuduk oldu. Bakın. Gerçekten çok güzel. Çok güzel oldu. Pofidik pofidik. Uzun zamandır yapmıyordum gerçekten. Şöyle yapalım. Bayağı da sert oldu. Sert oldu bence. Ama yani çok sert değil ama yumuşacık. Çok güzel oldu. Pamuk gibi böyle. Evet, bu burada dursun. Kenara koyalım. Evet, birazcık şöyle oynayalım. Uzun zamandır gerçekten hiç bu kadar güzel bir slime yapmamıştım. Çok güzel oldu. Yine bir gün slime videosu çekeriz tabii. Bu sefer böyle oldu. Çok güzel oldu. Yumuşacık bırakamıyorum. Çok zevkli. Evet, şimdi sıra geldi balonlu yapmaya. Evet, şimdi sıra geldi balonu yapacağız. Balonumuzu hemen ağzını şöyle yapacağım ben arkadaşlar. Açılırsa eğer. Evet, şimdi sıra geldi için slime'ımızı koymaya. Azıcık azıcık koydum. Ya arkadaşlar, çok güzel oldu. Bekleyince daha güzel oldu. Hiç uzun zamanda da beyaz falan da yapmıyordum. Birazını ayırsam ne olur ki? Birazını ayırayım. Birazı dursun. Şöyle mi? Evet, şimdi şunun içine yerleştirmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet, hemen çıkarttım. Bu arada tekrar içine bastırıyorum parmağımla ki tam otursun diye. Şöyle yumuşacık oldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere topumu bağladım. Balonumu, topumu nereden çıktı? Yumuşacık oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Çok beğendim. Bununla sürekli ben oynarım. Gerçekten çok keyifli oynaması. İçinden de bıcır bıcır sesler geliyor slime olduğu için. Şöyle iyice düğüm attık. Bir daha düğüm atmama gerek yok sanırım. Açılmaz inşallah. Azıcık ucunu keselim. Evet arkadaşlar, çok güzel oldu. İlk stres topumuz hazır. Yumuşacık. Çok güzel slime topu.
Sanki içinde böyle su var da bıcır bıcır ses geliyor gibi oluyor. Ama içinde gerçekten hiçbir şey yok. Havasını da aldım. Yine de böyle oldu. Zaten slime'ımız büyük olduğu için bu da çok güzel oldu. Tabii hafif içinde hava kalmış sanırım, ne kadar çıkarmak istesem de. Bunu kenara koyuyoruz. İkinci step'ımıza geçiyoruz. Bu arada şöyle küçük bir parça bıraktım kendime. Gerçekten çok yumuşak. Bunu kıyamadım. Yarısını da kendime bıraktım. Evet, bunu da buraya koyuyorum. Şimdi ikincisini nasıl yapacağız? Sulu yapalım bence ikincisinde. Bu arada arkadaşlar, ben bu topun içine boncuk koyacaktım, slime'ın içine. Onu unuttum. Neyse, bu da böyle sade slime'lı olsun o zaman. Onu sonradan aklıma geldi boncukları görünce. Unuttum içine koymayı. Neyse, şimdi birlikte sulu ve boncuklu yapalım. Bu da yeşil değil, şu pembiş olsun bence. Pembe güzel olur. Evet, bunu içine taktım. Aslında ilk aklıma şey geldi, böyle zorlanacağım yerine çeşmeye direkt gidip yapsam diye düşündüm. Çünkü bardakta boşaltmak biraz sıkıntılı olabilir. Nasıl yapacağız? Evet, hazırsanız başlıyorum. İçine birazcık denedim ve oldu. Umarım olur. Evet, içine gidiyor. Aklıma var mı bakayım? İnşallah patak değil. Balonumuz tamam değil. Evet, içine dolduruyorum. Evet, bayağı doldu balonumuz. Arkadaşlar, acaba şişirsem mi? Şişireyim olmazsa azıcık. Hem içinde de su kaldı bakayım. Evet, su kalmış. Birazını boşaltacağım suyu. Ben hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, hemen ağzından çıkarttım aparatın. İçine boncuklar atacağım. Şöyle büyük boncuklardan atacağım. Biraz da minik boncuklardan atacağım. Öyle yapalım. Şunu kenara alıyorum. İçine minik minik atalım. Evet, şimdi içine minik minik boncuklarımızı atmaya başlıyoruz. Bu arada sakın balonunuzu bırakmayın, yoksa direkt su dökülür. Ben de o yüzden bırakmıyorum. Evet, içine atıyorum yavaş yavaş. Hemen içine atalım. Zaten direkt giriyor içine. Bununla da uğraşmak biraz zormuş. Evet, hemen içine ben koyup geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben balonumu şöyle hafif şişirdim. Evet, içine boncuklarımı koydum ve çok güzel oldu. Hafif biraz daha indirelim. Bence bu boy yeter. Şöyle bakıyorum. İçine biraz daha mı boncuk koysam? Aslında bitirdim boncuklarımı. Büyük boncuklar bunun içindeydi ve bitti. Biraz daha şöyle insin havası. Tamam, bu boy yeter bize. Bunu güzelce bağlayalım. Evet. Hemen bağlıyorum. Arkadaşlar, bu arada en basit bu oldu ama tıraş köpüklü nasıl olacak onu hiç bilmiyorum. Gerçekten çok zor olacak bence o. Çünkü tıraş köpüğü biraz bitmiş zaten, zor sıkılıyordu. Slime'a sıkarken anladım zor sıkıldığını ve ayrıca bittiğini. O yüzden birazcık olmayabilir. Onun içine de başka bir şey koyarız eğer olmazsa. Evet, bunu da ağzını iyice sıkılıyoruz su sızıntısı olmasın diye. Bakıyorum. Tamam, yok. Evet, çok güzel oldu. Bakın. Evet, çok güzel sesler geliyor. Üstünde de şirin bir karakterimiz var. Evet, ben önemesine pembe diye aldım. Hiç görmedim. Bakın. Görünüyor mu bakayım. Göstereyim. Görünmüyor sanırım içinde. Flaşlı eğer çekersem görünebilir. Bence çok güzel oldu. Bıcır bıcır sesler geliyor. Bence çok güzel oldu. Bu da çok güzel oldu. Bu daha güzel oldu bence. Böyle elinize ağır ağır geliyor. Bu biraz küçük kaldı slime topumuz. Ama olsun. Buna ben bir tane daha düğüm atacağım. Net sıkı olsun diye. Su sızıntısı olmasın diye. Hemen bir de ucunu kesip geliyorum. Evet, geldi. Bu arada böyle olduğunu fark ettim. Yani ucunun böyle armut gibi kalması hoşuma gitmez aslında ama neyse, yapacak bir şey yok. Aşırı güzel sesler geliyor. Yani bayıldım bu stres topuna, bakar mısın? Sıcak tatlı. Şöyle göstereyim. İçinde görünüyordur belki.
Bence çok güzel oldu. Bırakıyorum hemen oynamayı. Evet, üçüncü stres topumuza geçiyoruz. Evet, üçüncü stres topumuza geçmeden önce bu balonu seçtim. Ve yine aynı şekilde bunun ucuna yapacağız. Ve tıraş köpüğünü içine sıkmaya deneyeceğim. Yani sıkınca içine nasıl girecek bilmiyorum. Yine kaşıkla biraz sokmaya çalışırım. Öyle bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. En heyecanlı olduğum stres topu bu. Evet arkadaşlar, yaptım, geldim. Bu arada ellerim gerçekten acıdı. Çünkü çok zor sokulması gerçekten. Yani bayağı birisinden bence yardım alın. Ben şu an yanımda kimse olmadığı için ben kendim soktum. Şimdi içine biraz tıraş köpüğü sıkmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Umarım güzel olur. Çünkü tıraş köpüğü hafif bitmiş. Ve sıkınca çok minik geliyor. Umarım son içindekileri bunun içine koyarız. Evet arkadaşlar, tıraş köpüğünü sıktım içine. Slime gibi duruyor. Şimdi kaşıkla içine sokmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten içine hiçbir türlü girmez tıraş köpüğü. Yani sonuçta köpük yani. Nasıl girebilir ki? Evet. Bunun içine sokuyorum. Eğer bu olmazsa bunun içine de yine su koyarız. Tıraş köpüklü su olur. Ne yapalım artık? Yani olmazsa olmaz. Neyse, ben bunu içine koymaya çalışıp geliyorum. Evet arkadaşlar, yeşil topum da bitti. İçine birazcık slime koydum, biraz tıraş köpüğü koydum. Bu da çok güzel yumuşacık oldu. Bunun içine boncuk koymayı yine unuttum. Ama boncuklu zaten yaptığımız için pek de koymadım. Küçük boncukları koymadım, büyük boncukları koydum ona. Bu da sadece slime oldu. Bundan bayağı ses çıkıyor. Bundan pek ses çıkmıyor ama bu da çok yumuşacık oldu. Bundan da vıcır vıcır sesler çıkıyor. Evet, ikisi de bence çok güzel. Bu da. Bu çok sessiz oldu ve çok küçük ve daha yumuşak oldu bu. Tıraş köpüğünü içine koymaya çalıştım, bence siz denemeyin. Çünkü hem pisleniyor hem de gerçekten zor oluyor. Bir de pek işe yaradığını düşünmüyorum. İçine slime koyunca, biraz da su koyunca daha iyi oldu. İçine pek su yok ama çok az. Bunun içine full su ve boncuk var. Bunun içinde sadece slime'ımız var. Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay. Ben bunlarla oynamaya devam edeceğim. Çok tatlılar.